Merhaba, benim adım Emirhan. Ben de sizlere yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Bundan birkaç yıl önce bir sabah uyandığımda garip olaylar yaşamaya başladım. Onları size dilim döndüğünce anlatacağım. O gün yine her zamanki günler gibiydi. İşe gitmek için uyanmıştım. Aile bireylerim benden daha önce uyanarak işe gitmişlerdi. O zamanlar çalıştığım vardiya öğlen vardiyasıydı. Öğlen saat 12 gibi gider, gece 1 gibi dönerdim. O yüzden dolayı onlar erkenden giderken ben öğlene kadar uyur, 11 gibi kalkar, işe öyle giderdim. Uyandığımda midem acayip derecede yanıyordu. Daha öncesinde hiç böyle bir rahatsızlık yaşamamıştım. Kalkıp su içmek için mutfağa gittiğimde midemin bulantısı kendini hissettirdi. Tezgahın yanında olan damacanadan bardağıma su doldurup içmek istediğimde problemimin sadece midemin yanması ya da bulanması olmadığını anladım. Su garip derecede kötü kokuyordu. Acaba bardak mı pis diye düşündüm ve yeni bir bardak alarak kokladığımda onun da aynı şekilde koktuğunu anladım. Hızlıca lavaboda aldığım bardağı yıkayıp yeniden su doldurdum. Koku gitmemişti. Midemin yanması giderek arttığı için mecburen içmek zorundaydım ve suyu ağzıma götürüp bir yudum almamla hem midemin bulantısı katlandı hem de boğazımdan su aşağı giderken her santimimi ayrı ayrı yaktı. Midemle buluştuğu anı söylemek bile istemiyorum. Su midemi öylesine yaktı ki kramp girmesine eşdeğer şekilde sancılandım. Hızla bardağı tezgahın üzerine bıraktığım gibi tuvalete koştum. Tuvaletin kapısını kapatır kapatmaz içimde olan ne varsa dışarıya çıkardım. Hiç zorlanmadan tek seferde püskürürcesine dışarıya çıkmıştı hepsi. Kusmak midemin yanmasını ve ağrısını geçirmemiş, tam aksine iyice tetiklemişti. Bir sene evvel vefat eden babaannemin bazı ilaçlarını atmamıştık. Bu aklıma gelince hızla ilaçları sakladığımız yere gittim. Onun da midesiyle alakalı problemleri olduğu için mide ilacı kullanıyordu ve vefat etmeden birkaç ay evvel hepsini yeniden almıştık. Yani tarihlerinin geçmemiş olması lazımdı. Eski olanlarını atmıştık, yenileri kalmıştı. Hızla torbayı sakladığımız yerden çıkardım ve içerisini kontrol ettim. İşime tam olarak yarayan Reni denen bir ilaç vardı, onu buldum. Ne olur ne olmaz diye tarihini bir kez daha kontrol ettikten sonra çiğneme şeklinde olan tabletin birini alıp ağzıma attım. Tabletin ağzımda tamamen erimesinin ardından midem az da olsa rahatlamıştı. İşe yarayacağını umut ederek bir tane daha alıp onu da çiğnedim. Biraz daha sakinlemiştim ve ağrım hafiflemişti. Duşa girip yıkandım, giyindim ve midemin ağrısı devam ettiği için ne olur ne olmaz diye işe gitmeden evvel tabletlerden birkaç tane daha yanıma aldım. İş yerine servisle gidip geldiğimiz için saatini kaçırmamam lazımdı. Acele ediyordum. Evden ayrıldığım gibi hızlı adımlarla servisin geçeceği durağa gittim. Kılı kılına yetişmiştim. Durağa varmamla servis durdu ve hızla bindiğim gibi iş yerine gittim. Sabah ve öğlen vardiyalarında evde genelde bir şey yemez, iş yerinde yemek verdikleri için gittiğimde bir tane ufak keklerden bir de meyve suyu ya da su alır, onunla yemek saatine kadar idare ederdim. Gece vardiyasındaysa işe gitmeden evde yer, öyle giderdim. Saat aralığından kaynaklı yemek durumu doğru dürüst olmazdı. Kısa süre sonra iş yerine vardık. Dediğim gibi bir şeyler aldıktan sonra çalışacağım yere geçtim ve günlük rutinim neyse onu yapmaya başladım. 1,5 saat boyunca aralıksız çalıştıktan sonra 15 dakika olan molama çıktım. Mola esnasında hem aldıklarımı tüketecektim hem de sigara içip dönecektim. Kustuktan sonra herhangi bir şey yiyip içmediğim için boğazımı ıslatma amacıyla meyve suyundan bir yudum aldım
keşke almasaydım. Meyve suyundan yudumu aldım ve mideme giderken yemek borumu yakması yetmediği gibi mide kapağıyla buluştuğu andan itibaren uyandığımda ne yaşadıysam aynı şeyleri yeniden yaşadım. Öylesine bir acı girdi ki mutlaka benzer şeyleri yaşayanlarınız ya da mide rahatsızlıkları olanlar vardır aranızda. Onlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Şansımı bir de poğaçadan yana denedim ki aynı şeyleri yaşayacak mıyım yoksa sadece meyve suyunun tetiklemesi miydi? Poğaçadan ufak bir ısırık alıp yutmamla o da bana aynı şeyleri yeniden yaşattı. Elimde olanları yan tarafta bulunan çöp kutusuna attıktan sonra sigara yakıp içmeye başladım. Aldığım her nefeste aynı su ve poğaçada yaşadığım şeyleri yaşıyordum. İçtiğim mide ilacının etkisi geçtiği için de bu şekilde olabilirdi. Sigaranın zar zor bitmesiyle işimin başına döndüm ve yanımda getirdiğim ilaçlardan birini daha çiğnemeye başladım. Tek umudum midemin ilaçlar sayesinde yemek saatine kadar düzelmesiydi. Yoksa gün içerisindeki yorucu tempodan dolayı halim perişan olacaktı ve en son dün yine iş yerinde yemek yediğim için bu beni daha da zorlayacaktı. 2 saat kadar daha çalıştıktan sonra ikinci molama çıktım. Onda da aynı sigara durumu devam etti. Yerime geldikten sonra yeniden ilaç aldım ve sonuncu ilacı da yemek molasının başlangıcında içtim. Amacım yemeğe gittiğim zaman dilimi içerisinde etki edip ağrımı azaltmasıydı. Arkadaşlarım da bende olan rahatsızlığı fark etmişlerdi çünkü her zamanki rutinimden farklı şekilde hareket ediyordum. Bu arada hikayeyi anlatmanın heyecanıyla kendimi tanıtmadığımı fark ettim. Adım, başında belirttiğim gibi Emirhan. İstanbul'da fabrikaların ve tersanelerin yoğun olduğu bir yerde çalışıyorum. 27 yaşındayım. 21 yaşında askerden döndükten sonra tanıştığım, yine aynı fabrikada çalışan Yeliz ismindeki bir kızla 3 aylık bir görüşmenin ardından evlendik. Her şeyimiz tas tamamdı ve güzel bir düğünümüz olmuştu ama o güzel günlerin sonlanması fazla uzun sürmedi. Ev içerisindeki genel hareketleri sevgili olduğumuz dönemden çok farklıydı ve yaptığı her hareket beni rahatsız etmeye başlamıştı. O zamanlar aşık olduğum için görmezden geldiğim ya da göremediğim bu hareketler aileme karşı yapılınca da bardağı doldurmuştu. Ne kadar mücadele vermeye ya da olayları toparlamaya çalışsam da bir netice alamamıştım ve daha fazla hayatımı zindan etmemek için herkesin karşı çıkmasına rağmen ayrıldım. Yani toplamda boşanma süreci de dahil 1 sene 3 ay kadar evli kaldık. Onunla ayrıldıktan sonra bir süre yalnız yaşadım. Ardından ailemin yanına geri döndüm. Evde olan eşyaları satıp eşimin talebiyle ona verdim. Yeter ki yakamdan düşsün de rahat edeyim tek düşüncemdi. Eşimden ayrıldıktan sonra birkaç kişiyle daha görüşsem de yine aynı şeylerin yaşanabileceği ihtimali ve korkusuyla görüşmelerimi uzun tutmayıp sonlandırdım. Anlayacağınız bayağı zamandır yalnız şekilde hayatıma devam ediyorum. Neyse, bu kadar kendimi tanıtmamın yeterli olduğunu düşündüğüm için yaşadıklarımı anlatmaya kaldığım yerden devam ediyorum. Yemek yemeye çalıştığım zaman dilimi içerisinde ağrılar çektim ama hemen öncesinde ilaç aldığım için biraz daha dayanılabilir ağrılardı. Zorla bir şeyler yedikten sonra hava almak için dışarıya çıktım. Molamın biteceği zamana kadar bir köşeye geçip birkaç dal daha sigara yaktım ve zilin çalacağı zamana kadar bu şekilde devam ettim. Molamın bitmesiyle yeniden işimin başına geçtim. Zaman ilerlemeye devam ettiğinde ben de bazı gariplikler olduğunu fark ettim. Normalde ağrısızı hiçbir şey çekmeyen ben saatlerdir mide ağrısı çekiyordum ve yetmezmiş gibi de buna baş ve göz ağrısı da eklenmişti. Önce başımın ağrısı başladı ve giderek şiddetlendi.
Yarım saat 45 dakika kadar bir zaman geçtikten sonra bu defa gözlerim ağarmaya başladı ama başımın ağrısı göz ağrıma eklenince istemsizce gözlerimden sürekli yaşlar akmaya başladı. Bu duruma daha fazla dayanamadım ve çalıştığım yerin revirine giderek oradaki hemşireye durumumu anlattım. Hemşire sağ olsun birkaç ilaç verdi, tansiyon ve şekerimi kontrol etti. Her şey normal çıkmıştı ama dayanılmaz mide, baş ve göz ağrısı çekiyordum. O günün bitişine kadar dayanmaya çalıştım. Zaten bu saatte çıksaydım da özel hastane dışında bir yerde kendimi doğru dürüst kontrol ettirebilmem mümkün olmayacaktı ve en yakın özel hastane bana uzaktı. Hemşireden aldığım ilaçları içmenin üzerinden bir saat kadar geçmişti ki gözlerim kararmaya başladı ve dengemi kaybedip yan tarafta bulunan kolonun köşesine kafamı çarparak bayıldım. Gözlerimi hastanede açtığımda doktorlar ve babam başımdaydı. Annem fazla pimpirikli olduğu ve böyle durumlarda çok fazla telaş yaptığı için babam ona haber vermeden gelmişti. Yapılan kontrollerde herhangi bir problemimin olmadığı, aksine gayet normal olduğum söylendi. Ben baygınken kafa filmim çekilmiş, doktorlar herhangi bir problem olmadığını ama müşahede altında birkaç saat daha kalmamın daha iyi olacağını söyleyerek beni biraz daha hastanede tuttular. Eve gittiğimizde ev ahalisi uyuyordu. O yüzden biz de sessiz şekilde yataklarımıza girdik. Kafam kolona çarptığı için deri kısmından hafifçe açılmıştı ve hastanede 3 kadar dikiş atılmıştı. Çok şükür ki herhangi bir çatlak ya da kırık yoktu. Kafamı yastığa sağlam tarafından bıraktım ve gözlerimi kapattım. Zaten doğru dürüst yemek yiyemediğim ve gün boyu sıkıntı çektiğim için oldukça perişan haldeydim. Bu yüzden uykuya dalmam fazla zamanımı almadı. Rüyamda tıpkı sabahki durumum gibi garipti. Dünden beri tuhaf olaylar yaşıyordum ve ne olduğunu anlam veremiyordum. Rüyamda bir dere kenarındaydım ve bu derenin koca koca kayaları vardı. Su o kayaların arasından akıp gidiyordu. Çevreme bakındığımda daha önce gördüğüm ya da bildiğim bir yer olmadığını anladım ve çevreme seslendim. Beni duyan var mı, burası neresi diye defalarca bağırdım. Bu bağırışlarıma hiçbir yerden karşılık gelmedi. Sesim sadece olduğumuz yerdeki dağda yankılandı. Gündüz doğru dürüst su içmediğim için rüyamda aşırı derecede susuzluk çekiyordum. Çevremde başka içecek su kaynağı olmadığı için de mecburen dereye doğru yürümeye başladım. 10-15 adım sonra dere kenarındaki bir kayanın üzerinde durdum ve eğilerek elimi suyun içerisine sokup doldurdum ve ağzıma doğru götürdüm. Su tıpkı gündüzki gibi kötü kokuyordu ama başka çarem de yoktu. Sudan zorlanarak birkaç yudum aldım. Aynı gündüzki gibi midemin aşırı derecede yanmasına sebep olmuştu ve mide bulantımı tetiklediği gibi rüyamda da içimde olanları dışarıya çıkarmıştım. Deredeki su çıkarttıklarımın karışmasından dolayı iğrenç bir görüntüye sahip olmuştu ve her nasılsa akıp gitmek yerine komple suya yayılmıştı. Hızla yerimden kalkıp birkaç adım geriye attım. Suyun biraz daha yukarısına gidersem en azından ağzımı yüzümü yıkayabileceğim bir yer bulabilirim diye düşündüm ve yürümeye başladım. Kısa bir yürüyüşün ardından suyun içerisinde olan bir şeyin parıldaması beni durdurdu ve suya doğru yöneldim. Burası arkamda kalan yere göre oldukça temizdi ve henüz kirlenmemişti. Elimi suya attığım gibi ağzımı yüzümü bir güzel yıkadım. Ardından tekrar bir yudum almaya çalıştım ama kokusu demin de bahsettiğim gibi o kadar kötüydü ki yaşadıklarımdan sonra yeniden aynı ağrıyı ve sızıyı çekmek istemediğimden vazgeçtim. Yerimden doğrulurken buraya gelmeme neden olan su içerisindeki parıldayan şey yeniden dikkatimi çekti. Hemen birkaç metre ilerideki kayanın arasında
Suyun aktığı yerde kocaman büyük bir kalıp sabun ve üzerine geçirilmiş olan beyaz parlak çiviler vardı. Daha yeni oldukları parıltılarından belliydi. Uzanıp almak istedim ama yetişebileceğim bir mesafede değildi. Ne olduğunu ya da ne için böyle bir uygulama yapıldığını anlamam o zaman mümkün olmamıştı. Çocukların oyun için yaptığını, sonra da sabunu ziyan ettikleri için annelerinin kızıp dereye attığını ya da çocukların oyun oynarken düşürdüğünü düşündüm. Su, normalde dediğim gibi derin değildi ama sabuna uzanmaya çalıştığım zaman dengemi kaybedip suya düşmemle görünenin tam aksine oldukça derin olduğunu anladım. Sabun, iki taşın birleştiği noktada olduğu için bayağı yukarıda kalıyordu ama ben oldukça derin bir noktaya düşmüştüm. Burada böyle bir yerin olabilmesi mümkün değildi ama en nihayetinde rüyaydı ve her şeyin olmasının imkanı vardı. Suyun üzerine çıkmaya çabaladıkça su beni daha da derine çekmeye başladı. Normalde oldukça iyi yüzerim ama ne yaptıysam yukarı çıkmama fayda sağlamak yerine tam aksine dibe batmama neden oluyordu. Ne kadar çabalarsam çabalayayım bir türlü başarılı olamıyordum. Bir süre sonra nefesim tamamen bitti ve boğulmaya başladım. İçtiğim her yudum su ciğerlerime doluyordu ve giderek ölüm bedenimi ele geçiriyordu. Ruhumu teslim etmek üzereydim. İçinde olduğum şey her neyse buradan bir an evvel kurtulmam lazımdı. Rüya ya da kabus, adını her ne derseniz deyin, o kadar gerçekti ki anlatamam. Kısa süre sonra çırpınmayı ve direnmeyi tamamen bıraktım. Gözlerim kararırken içinde olduğum kabustan kurtulmamı sağlayan şey oldu. Bedenim sallanmaya, sesler duymaya ve yüzümde acı hissetmeye başladım. Çok şükür ki annem gece uyanmış ve beni kontrol etmeye geldiğinde durumumu fark etmiş. Başucuma gelip beni kontrol ettiğinde penceremden giren sokak lambasının ışığıyla kusluğumu görmüş. Beni uyandırmaya çalışmış ama başarılı olamayınca evdekileri çağırmış. Gözlerimi açtığımda annem, babam, ablam, kardeşlerim hepsi başucumda yüzlerindeki korku dolu ifadeleriyle bana bakıyorlardı. "Oğlum, iyi misin? Sana bir şey oldu diye çok korktuk." "İyiyim anne, bir kabusun ortasında sıkışıp kalmıştım, gelip beni kurtardınız." "Ne oldu oğlum, ne gördün?" Onlara rüyanın tamamını anlatmadan sadece suda boğulduğum kısmı anlattım. Beni yerimden kaldırarak banyoya götürdüler. Duşun altına sokup yanımdan ayrıldılar. Ben içeride yıkanırken onlarsa örtümü ve yastığımı değiştirmek için içeriye gitmişlerdi çünkü yatağımı ve çevresini berbat etmiştim. Uzunca bir süre duşun altında kalıp kendime gelmeye çalıştım. Annemin banyo önünden seslenmesiyle tamam diye karşılık verip duştan çıktım. Annem yeni kıyafetler getirip banyonun önüne bırakmıştı ve bunun için seslenmişti bana. Eğer seslenmemiş olsaydı daha ne kadar o suyun altında kalırdım bilemiyorum. Üzerimi giyindikten sonra yanlarına gittim. Suyun altına girdiğimde kafamın yaralı olduğunu unuttuğum için tamamen ıslanmıştı. İçinde olduğum ruh halinden kaynaklı bunu umursayacak durumda da değildim. Bizimkilerin yanına gitmemle annem durumumu fark etti. Olayın şokuyla ilk başta fark etmemişti ve sitem eder şekilde konuşarak kafamın pansumanını yaptı. Hava aydınlanmak üzereydi. Bizimkiler işe gideceği için onlara durumumun iyi olduğunu artık merak etmemelerini, benim de yorgunluktan dolayı uykumun geldiğini söyleyip yatağıma girdim. Onlar sabah erkenden işe gidecekleri için benim yüzümden sıkıntı yaşamalarını istemiyordum. Annem her ne kadar kabul etmeyip başımda beklemek istese de zor bela onu ikna ettim. Uyusam mı, uyumasam mı diye karar veremiyordum. Tek yapabildiğim gördüğüm rüyayı düşünmekti.
Sabah bizimkilerin evden ayrılacağı zamana kadar uyanık şekilde durdum. Daha sonra alarmımı kontrol edip birkaç saat de olsa dinlenebilmek için uyumaya karar verdim. Bu uyuyuşumda herhangi bir rüya görmedim ve önceki gün uyandığım saatte alarmın çalmasıyla uyandım. Midem yine aynıydı. Kalkıp mutfağa gittim. Su içmek istediğimde önceki günden ve gördüğüm rüyalardan farkının olmadığını anladım. Yeniden aynı ağrıları çekmek istemediğimden de hazırlanıp evden ayrıldım. Midemde bir şey kalmamıştı. O yüzden kusmamı gerektiren bir durum da yoktu ama ağrısı ve bulantısı beni perişan ediyordu. Durağa gidip biraz bekledim ve servisin gelmesiyle iş yerine geçtim. Revirde çalışan hemşire ve iş yerindeki arkadaşlar ayrı ayrı yanıma gelerek durumumu kontrol ettiler ve nasıl olduğumu sordular. Durumumu onlara olduğu gibi anlattım. Hemşire, istersen beni yeniden hastaneye sevk edebileceğini söyledi. Şu an için istemediğimi, birkaç saat çalışmayı deneyeceğimi, o anki durumum neyse ona göre karar verip haber vereceğimi söyledim. Molalarıma çıktığımda sadece sigara içiyordum. Yemek molasında da durumum değişmedi ve sadece sigara içerek o günün vardiyasını zor da olsa bitirdim. Eve gittiğimde annem hazırlıklı şekilde beni bekliyordu ve güzel bir sofra hazırlamıştı. İştahımın olmadığını ve canımın istemediğini söylememe rağmen dün yaşananlardan dolayı beni zorla masaya oturttu ve ağzıma bir şeyler tıkıştırdı. Hem onun zorlamasıyla hem de midemin ağrısıyla mücadele etmem gerekiyordu. Epey zaman direndim ama kazanan annem oldu. Zorla ağzıma tıkıştırdıklarını yuttum. Midem aynı şekilde yanmaya ve ağrımaya devam ediyordu. Annemin yakamı bırakmasıyla kendimi zorla yatağa attım. Gün içerisinde hiçbir şey yemediğim ve aç aç çalıştığım için oldukça perişan durumdaydım. Annemin zoruyla bir şeyler yemiş olsam da harcı borcunu kurtarmıyor derler ya, aynı o durumu yaşıyordum. Yatakta biraz daha oyalandıktan sonra uykuya teslim oldum. Rüyam önceki günün rüyasıyla birebir aynıydı ve bu defa da annemin yedirdiklerini kusmuştum. Yine aynı şekilde suda boğulurken bulmuştum kendimi. Bilincim aslında rüya esnasında yerindeydi ve içinde olduğum durumun bir rüya olduğunun farkındaydım. Ama yine de önceden ne yaptıysam aynısını yapmaktan da kendimi alıkoyamıyordum. Uyanışım yine kanter içinde ve annemin sayesinde olmuştu. Duştan çıkmamın ardından annem ve babam beni karşılarına aldılar ve soru yağmuruna tutmaya başladılar. Bu defa gördüğüm rüyayı en ince ayrıntısına kadar anlattım. İkisinin de gözleri büyümüştü. Ne oldu diye sorduğumdaysa annem öfkeli bir dille sana sanırım nazar etmişler oğlum. Sen de gözü olanın nazarı değenin gözü çıksın dedi. Aslında ne olduğunu biliyordu ama beni korkutmamak için söylemiyordu sanırım. Babam anneme doğru bakarak benzer bir olay birkaç sene önce İsmetlerin çocuğuna da olmuştu. Sen yarın sabah onun hanımına bir ulaş da nasıl halletmişler sor bakalım dedi. Annem sen merak etme. Sabah ilk işim bunu yapmak olacak dedi. Bense onların bu sözlerine önemsenecek bir durum yok. Kaç gündür doğru dürüst bir şey yemediğim için ya da üşüttüğümden dolayı böyle bir durum söz konusu oldu. Bir iki güne geçer, beni dert etmeyin ve işinizden geri kalmayın diyerek karşılık verdim. Evet, nazar ve benzeri şeyler dinimizce vardı ama o an olan olaylardan dolayı buna pek ihtimal verememiştim. Yani durduk yere kim bana neden nazar etsin ki diye düşünüyordum. Aradan geçen birkaç saatin ardından annem hazırlandığı gibi evden çıkıp komşumuza gitti. Geri gelmesi fazla uzun sürmedi. Eve gelir gelmez iş yerini arayıp izin istedi ve benim hazırlanmamı söyleyerek babama da durumu anlattı. Babamdan gelen onayla beraber
Annemle birlikte evden ayrıldık. Annem komşumuzdan bir adres almıştı ve oraya gidecektik. Yarım saat kadarlık bir yürüyüşün ardından 5 katlı bir apartmanın önünde durduk. Annem, "Sen burada bekle evladım, ben gidip bir sorayım, doğru yere mi gelmişiz, ona göre sana haber vereyim" diyerek yanımdan ayrıldı. Aradan 5 dakika kadar zaman anca geçmişti ki, annem apartmanın kapısını açıp bana seslendi. Birlikte kağıtta yazan kata çıktık. Dairenin kapısı açıktı. Annem, gir çık yaptığı için açık bırakılmış olmalıydı. İçeriye girmemizle bizden evvel gelenlerin de olduğunu gördüm. Ev, alelade herhangi bir ev gibiydi. Yani öyle değişik bir özelliği ya da görüntüsü yoktu. Bizim önümüzde olanlar gruplar halinde içeriye girdiler. Biz de sıra gelene kadar oturup bekledik. Bekleme esnasında annem dua okurken ben de içimden burada ne işimiz var diye düşünüyordum. Oraya gitmemizin üzerinden 1 saat kadar geçmişti ki sıra bize geldi. Ben içeriye kalabalık şekilde girildiği için girenlerin hepsinin aile olduğunu zannediyordum ama öyle değilmiş. Ben ve annemin haricinde içeriye 6-7 kişi daha girdi. İçeride en fazla 45-50 yaşlarında olan bir kadın vardı. Bir de ondan daha genç olan yardımcısı. Kadın hepimize elindeki kağıttan oturmamız gereken yerleri isimlerimizle beraber söyleyip gösterdi. İçeride kadın ve yardımcısı dahil bizimle beraber toplam 11 kişi vardı ve 5 ayrı gruptuk. Daha önce hiç böyle bir ortamda bulunmamıştım ve bu yüzden bana oldukça garip ve komik geliyordu. Dışarıda sırada beklerken ya da buraya gelirken sadece olayı garip karşılıyordum ama odaya girmemizin ardından olan olaylar da komiğime gitmesine neden olmaya başlamıştı. Hepimiz hilal oluşturacak şekilde sıralanmıştık. Kadın da orta kısma doğru bir sandalyenin üzerine oturdu ve sırayla hepimize bakarak "Hoş geldiniz" dedi. Dizilişimizi şöyle düşünün. Yarım bir daire şeklindeyiz. Kadınsa yarım dairenin ortasında ama biraz daha geriye doğru oturuyor. Yardımcısıysa onun 1 ya da 1,5 metre kadar arkasında duruyordu. Demin dedim ya, kadın sırayla hepimize baktı. Sırayla bakışının bitmesinden sonra eline içinde Yasin suresinin de olduğu, küçükken camiye gittiğimiz zamanlarda verilen kitap benzeri bir kitap vardı. Sırayla bizlere bakarak o kitaptan bir şeyler okuyup üzerimize doğru üfledi. Onun yaptığı bu şeyle bana hem sinir hem de uyku hali hasıl oldu. Yani öyle bir esnemeye başladım ki çenem ayrılacak gibiydi. İçeride olan diğerlerinde ise benim yaşadığıma benzer bir durum söz konusu değildi. Hepsi pür dikkat şekilde kadına bakıyorlardı. Yani kadın tam olarak ne yapıyordu, inanın hiçbir fikrim yok. Çünkü bir yandan kitaptan Kur'an ayetlerini okuyor, diğer yandan okumaları bitince de herkesle sanki güne gitmişiz gibi sorular sorup muhabbet ediyordu. Hani durumumuzla alakalı sorular olsa anlayacağım ama bildiğiniz gün sohbeti gibi birbirinden alakasız sorulardı ve ara ara da içeride gülüşmeler oluyordu. Yani kadın bunu insanların stresini almak için mi yapıyordu, yoksa bir halttan anlamayıp hem zaman geçirmek hem de konuşmayı sevdiği için mi yapıyordu, bunu emin olun o zaman hiç anlayamamıştım. Yarım saat kadar içeride kaldık. Kadın bu zaman diliminde sürekli aynı şeyleri tekrarladı ve en son yerinden kalkarak yine sırayla gelenlerin önünde durdu. Bir dua okuyarak onlara doğru üfürüp tütü tütü yaptı. En son sıra bize geldiğinde ise kadın anneme bakarak diğerlerinin yükü hafifti ama senin oğlunun üzerinde olan yük çok ağır hanım dedi. Annem, en doğrusunu siz bilirsiniz hocam. Nedir, nedendir, ne yapmamız gerek söylerseniz ona göre hareket ederiz biz diye karşılık verince kadın bana bakarak uzun uzun okudu ve suratıma üflemeye başladı. 3-4 kere aynı olayı tekrarladı ve ben ağzım yırtılırcasına esnerken
Bir süre sonra onun da benden farkı kalmadı. O da tıpkı benim gibi ağzı yırtılırcasına esniyordu ama inatla okumasına da devam ediyordu. Bir süre sonraysa tıpkı diğerlerine yaptığı gibi aynı duayı okuyup bana doğru üfledi. Geçti şükür, üstündeki bütün yükü aldım dedi. Üzerimde olan sıkıntının geçtiğine dair hiçbir inancım yoktu. Çünkü bendeki durum aynen devam ediyordu. Kadın elindeki kitabı kapattı ve birkaç metre geride olan masanın başına gitti. Önünde olan kocaman bir kağıttan birbirinin tekrarı olan yazılardan makasla kesip ayırdı. Kesme işleminin bitmesinden sonra ufak kağıtları okuyarak katladı ve bir para bandı vasıtasıyla bantladı. Kağıdın her kenarını bantlarken okuyup üflüyor, o şekilde bantlıyordu. Bütün bantlama işleminin bitmesiyle okuma yaptığı sırayla başladı ve bizlere verdi. En son yine ben teslim aldım. Kadın, anneme bakarak bütün sıkıntısını çözdüm. Bunu oğlunun üzerindeki kıyafetlere bir şekilde iliştir. Üzerinden ayırmasın. Oğlunu da sıkı sıkıya tembihle. Bu tarz konularda pek fazla inancı ve bilgisi yok. O yüzden bu kağıdı taşımak istemeyebilir ya da kaybedebilir. Kontrolünü sana veriyorum, sen sıkı bir şekilde takip edeceksin dedi. Annem, kadının bu çıkışmasıyla kağıdı alıp teşekkür etti ve ben gereken neyse yapacağım hocam, siz hiç merak etmeyin dedi. Kadın, kendinden emin ve büyük bir iş başarmış olmanın edasıyla gidip önceki yerine oturdu ve hepinizin işi bitti, gidebilirsiniz dedi. Kadının bu sözüyle hepimiz aynı anda ayağa kalktık. Sırayla kadın bir şey söylememesine rağmen kadının masasında olan içi boş şekerliğe para bırakılmaya başlandı. En son sıra anneme geldi ve o da kadınlarla aynısını yaptıktan sonra koluma girdiği gibi beni oradan çıkardı. Merak etme oğlum, artık hiçbir şeyin kalmadı. Sana nazar edenlerin bütün nazarları üzerinden kalktı. Yalnız hocayı duydun. Bu kağıdı sürekli olarak taşıman lazım. Kaybetmeyip sürekli üzerinde taşıyacaksın ki yeniden aynı kabusları görüp aynı sıkıntıları yaşama. Anne, kadın beni düzelttiğini ya da üzerimdeki sıkıntıyı kaldırdığını söyledi ama ben de emin ol iyiye dair herhangi bir değişim yok. Geldiğimde nasılsam şu an aynen öyleyim. Hatta geldiğimiz ana göre biraz daha üzerimde ağırlık var ve daha fazla baskı altında hissediyorum kendimi. Sen merak etme oğlum. Hoca hanım yalan söyleyecek değil ya. Üzerindeki yükü aldı ama yorgun olduğun için ve sana okuma yaptığında sürekli esnediğin için nazar çıkarken kendini böyle hissetmen normal. Yani tamamen içinde olduğun durumun düzelmesi esnasında kendini böyle hissediyorsun, hepsi bu. Daha fazla annemi ikiletmedim ve onunla beraber çıkıp eve geldik. Annem, bantla sarılmış olan kağıdı üzerimde taşıyabileceğim şekilde farklı bir streç filmin içerisine daha koydu ve güzelce sımsıkı sardı. Daha sonra ufak kese benzeri bir şeyin içerisine daha bıraktı onu. Ardından da üzerimde taşıyabilmem için atletimin sağ tarafında olan yakanın iç tarafına çengelli iğne ile tutturdu. Annem işten sadece birkaç saatliğine izin aldığı için eve gelmemizden kısa süre sonra işe gitmek için ayrıldı. Ben evde tek başıma kalmıştım ve daha işe gitmeme zaman vardı. Alarmımı yeniden kontrol ettim ve bir saat kadar da olsa uyuyabilmek için kanepenin birisine bıraktım kendimi. Kadının hazırlamış olduğu kağıt alışkın olmadığım için mi yoksa farklı bir nedenden mi bilmiyorum beni aşırı derecede rahatsız edip kaşındırıyordu. Sarıldığı malzemelerden kaynaklı olduğunu düşünerek umursamamaya çalıştım ama bana tek etkisi kaşındırmak olmuyordu. Sanki enerjim de giderek düşüyordu ve kendimi halsiz, yorgun ve her zaman olduğumdan daha bitkin hissetmeye başlıyordum. Aradan geçen kısa sürenin ardından uykunun kollarına bıraktım kendimi. Gözlerimi açtığımda
Alarmın çalmasına 5 dakika kadar vardı. Yerimden doğrulduğumda atletime bağlı olan kesenin varlığını tekrar hissettim ve kabus görmediğim için ben de gerçekten acaba işe mi yaradı diye düşünmeye başladım. Yorgun ve bitkin uyanmıştım ama herhangi bir kabus ya da rüya görmemiştim. İçinde olduğum durumu düşündüğüm sırada zaman ilerlemiş ve telefonumun alarmı çalmıştı. Hızla yerimden kalktım ve hazırlanıp evden çıktım. İş yerine geçtiğimde kendimi yine bitkin hissediyordum ama önceki güne nazaran daha az ağrım vardı. İş yerinin kantininden birkaç parça bir şey aldım ve sigara içme yerine giderek onları tükettim. Daha az ağrım olmuştu ve midem pek bulanmamıştı. Birkaç mola boyunca durumum stabil şekilde devam etti ta ki yemek molasına kadar. Yemek molasında bir şeyler yemeye çalıştım ama bunda başarılı olamadım çünkü kendimi çok kötü hissetmeye başlamıştım. Kağıdın etkisi, plasebo denen etkiden kaynaklı sanırım kendimi az da olsa iyi hissetmemi sağlamıştı ama bu uzun sürmemişti ve mideme giren kramplar beni sandalyeden yere düşürecek kadar perişan hale getirmişti. İş yerinin hemşiresine haber verildi ve o yanıma geldiğinde ağrımın hafiflemesi için bir iğne yapıp beni hastaneye sevk etti. Mecburen gitmem lazımdı çünkü durumum her geçen dakika biraz daha kötüye gidiyordu. Çalıştığımız iş yerinin tamamlayıcı sağlık sigortası da olduğu için en yakın özel hastaneye gittim. Oranın aciline gittim, durumumu anlattım ve benden bir sürü örnek alarak bir dizi test yaptılar. Testlerin sonucunun çıkmasıyla hemşirenin birisi gelip beni alarak doktorun yanına götürdü. Doktor, çıkan raporlara bakarak yanıma geldi ve bana bazı sorular sordu. Onun sorduğu sorulara verdiğim yanıtlardan sonra kağıtları masaya bıraktı ve beni oda içerisinde olan sedyeye uzandırdı. Ardından eliyle karın bölgemde olan bazı yerlere bastırarak nasıl hissettiğimi sordu. Buna 5 dakika kadar daha devam etti. Kontrollerinin bitmesiyle bana bazı ilaçlar yazıp verdi ve birkaç gün boyunca dinlenmem için bir de rapor yazdı. Raporu verirken testlerinde gördüğüm ve yaptığım muayene sonucuna göre görünürde hiçbir rahatsızlığın yok. Bazen bu durum psikolojik de olabiliyor, bazen de mevsimsel geçişlerde böyle durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden sana bir süre dinlenmen için rapor yazdım. Eğer kendini iyi hissetmezsen yine gelebilirsin. Raporunu biraz daha uzatırız dedi. Bazen iş yerindekiler yoğun çalışma temposundan dolayı kaçamak yapmak için bu tarz raporlara başvuruyorlardı ama ben bunu şimdiye kadar hiç yapmamıştım ve doktor da sanırım benim bunu yaptığımı düşünerek yardımcı olmaya çalışmıştı. Belki kendince iyi niyet göstererek yardımcı olmak istemişti ama ben bunu bahane için yapmamıştım. Gerçekten kötü olduğum için oraya gitmiştim. Hastaneden çıktığımda ne yapmam gerektiğini düşündüm ve her ihtimale karşı bir de devlet hastanesine gidip kontrol edilmemin daha iyi olacağını düşündüm. Saatten dolayı poliklinikler kapanmıştı ve mecburen acilden giriş yapmam gerekecekti. Hastane bayağı kalabalık olduğu için 1,5 saat kadar sıra beklemem gerekti. Sıranın bana gelmesiyle doktora aynı dertlerimi birebir anlattım ve önceki doktora ne söylediysem bu doktora da aynılarını söyledim. O da bana aynı tetkikleri ve kontrolleri yaptı. Devlet hastanesindeki prosedürler özele göre farklı işlese de aynı testler yeniden yapıldı ve doktorun yanına gittiğimde o da şu an için testlerde bir problem çıkmadığını, önceki doktorun verdiği ilaçları kullanmamı, durum devam ederse yeniden görünmemi ve bu görünüşümde de endoskopi denen mideye hortum indirme olayının yapılmasının gerektiğini söyledi. Teşekkür ederek yanından ayrıldım. İki doktor da aynı şeyleri söylemişti ve testlerin neticeleri de birebir aynı çıkmıştı. Yani kafamda olan düşünce hatalı olmalıydı.
Ne yapacağımı bilmez şekilde kafamı önüme eğdim ve eve doğru yola koyuldum. Oturduğumuz mahalleye varınca nöbetçi eczaneden verilen ilaçları alıp eve gittim. Eve girdiğimde annemler sofradan yeni kalkmışlardı. Elimde ilaç torbasıyla görünce annem hemen sofraya oturtup zorla bir şeyler yedirdi ve ilaçları içirdi. Birkaç gün boyunca evde dinlenecek olmam onların da kafalarının rahat etmesini sağlamıştı. Saatler gece yarısına gelirken hepimiz odalarımıza çekildik. Yatağa girdim ama kendimi o kadar kötü hissediyordum ki anlatamam. Bu defa kendimi kötü hissetmemin nedeni çektiğim ağrılar değildi, üzerimdeki ağırlıktı. Kadının yanına gittiğimizden beri üzerimde çok tuhaf bir ağırlık vardı ve bu ağırlık kendimi çok kötü hissetmeme neden oluyordu. Belki ağrı çekmediğim için şanslıydım ama içinde olduğum durum o ağrılara eşdeğerdi. Yatakta ne kadar dönersem döneyim bir türlü uyku gelmiyordu. Esnemekten ağzım ikiye ayrılıyordu. Gözlerimden yaşlar akıyordu ama bir türlü uyuyamıyordum. Saatler ilerledikçe daha da kötü olmaya başladım. Nefes alışverişimi bir türlü kontrol edemiyordum. Derin derin solurken kalbim de aynı oranda bana acı vererek çarpıyordu. Daha fazla bu duruma dayanamadım ve yatağımdan kalkarak banyoya gittim. Üzerimdekileri çıkarma gereğine bile girmeden soğuk suyu açtığım gibi altına girdim. Soğuk su tepemden çarparken çarpıntılarım ve nefes alışverişlerim daha da kötüleşti. Adeta boğulacak gibi oluyordum. Aradan geçen 5 dakika kadar zamanın ardından sanki nefes almıyor da acıyla böğürüyordum. Kurbanda kesilen büyükbaşların o cam pazarı halinde çıkardıkları sesleri bildiğiniz ben çıkarıyordum. Sesim o kadar yükselmişti ki bizimkiler uyanıp banyonun önüne gelmişlerdi. Seslerini duyuyordum ama yanıt veremiyordum. Babam kapıyı omuzladığı gibi açtı ve beni suyu kapatarak alıp koridora çıkardı. Beni kendime getirmek için tokatlar attılar, defalarca seslendiler ama onları anlayıp görebilmeme rağmen bir türlü içinde olduğum durumu değiştiremiyor, tepki veremiyordum. Beni kendime getiremeyeceklerini anlayınca babam beni yeniden kucakladı ve arabanın arka koltuğuna yatırdığı gibi annemle beraber hastaneye götürdüler. Devlet hastanesine gitmiştik ve akşam saatlerinde nöbetçi olan doktor, yani beni kontrol eden doktor da oradaydı. Beni görür görmez tanıdı ve birkaç saat öncesinde bir şey yoktu. Onun bu hale gelmesini tetikleyen herhangi bir şey mi oldu diye bizimkilere sorularını yöneltti. Annemler doktora durumu anlatırken doktor da hemşirelere yapmaları gereken iğneleri ve serumları söylüyordu. Birbiri ardına yapılan iğnelerden ve takılan serumlardan sonra az da olsa girdiğim kriz sonlandı ve tepki verebilir hale geldim. Doktor yeni testler istedi ve hemşirelerin eşliğinde sedyenin üzerinde beni acil bölümünden çıkarıp götürdüler. Yaklaşık yarım saat kadar tetkikler sürdü ve bitmesiyle beni 4 kişilik bir odaya aldılar. Odadaki diğer yataklar da doluydu. Testlerin neticeleri çıkana ve kolumdaki serumlar bitene kadar burada kalmamız lazımdı. Babam anneme dönerek, "Hanım, sen çocuğu götürdüm demiştin ve gittiğiniz kişi de problemin çözüldüğünü söylemişti. Sen bu durumdan ne kadar eminsin? Sen ne dediysen ben onu yaptım ve komşuya gidip gittikleri yerin adresini aldım. Gittiğimiz kişi bütün problemlerinin çözüldüğünü ve sıkıntının kalmadığını söyleyip bizi gönderdi. Herkes gibi ben de orada yaptığı yardım için herkesin bıraktığı para kadar para bıraktım. Yani bir şeyi eksik yapmadım. Peki neden böyle oldu? Her geçen saatte durumu biraz daha kötüleşiyor. İnan ben de bilmiyorum. Sence ben evladımın kötü olmasını ister miyim? Eve geldiğinde gittiği doktorların neler söylediğini sen de duydun. Ben nasıl işittiysem sen de işittin. Hatta geldiği doktor da
oğlumuzu tanıdı ve hiçbir sıkıntısının olmadığını, neden böyle olduğunu sordu. Haklısın galiba hanım. Ama ortada anlayamadığımız bir şeyler var. Dur bakalım, kokusu çıkar elbet. Evet, ortada bir durum vardı ama ne olduğunu ne ben, ne bizimkiler, ne de doktorlar bir türlü anlayamıyordu. Testlerin çıkmasıyla doktor yanımıza geldi ve her şeyin normal olduğunu, istersek gidebileceğimizi ama gitmememizin daha iyi olabileceğini, en azından yarına kadar müşahede altında kalmamın daha iyi olacağını, farklı doktorların da görmesinde faydanın olacağını söyledi. Bizimkiler doktorun söylediğine uyarak hastaneye yatışımı yaptılar. Ertesi sabah poliklinikler açılacaktı ve o saate kadar hastaneden ayrılmamam, en azından yeni bir sıkıntı olursa hızla müdahale edilebilmesi açısından daha iyi olacaktı. Babam gitmek istemese de annemi zorla ikna edip eve götürdü ve benim başımda bekleyeceğini, annemin evdekilerin başında durmasının daha iyi olacağını söyledi. Babam gelene kadar hemşireler geldi ve bana yeni bir serum taktılar. Bu serumun benim rahat uyumamı sağlayacağını ve ağrılarımın tamamen kesileceğini söylediler. Babam elinde ufak bir çantayla geri geldi, bana ne olur ne olmaz diye kıyafet getirmişti. Verilen serumun ardından çok geçmeden uykuya daldım. Babam hemen yan tarafımda olan sandalyede, yani yanı başımda uyudu. Sabah direkt acilden giriş yapıldı ve oradan sevk edilerek gitmem gereken doktorlardaki ilk sıralar alındı. Babamla birlikte bir hemşire de bizimle birlikte geldi. Bütün doktorları gezerken hemşire bizim yerimize bütün bilgileri veriyor ve doktorlardan aldığı yazıları hazırladığı bir dosyanın içinde biriktiriyordu. Aradan geçen birkaç saatin ardından bütün testler ve doktorlarla olan görüşmeler bitti. Hepsinin söylediği birbiriyle aynıydı. Durumum belliydi ama buna neden olan hiçbir problemim, rahatsızlığım ya da sıkıntım yoktu. Bildiğiniz tertemizdim. Hemşire geceki doktoru arayarak durumum hakkında bilgi verdi ve doktordan aldığı yanıtla çıkışımın yapılabileceğini, herhangi bir durum olması halinde mutlaka o doktora ulaşmamızı ve hastaneye en hızlı şekilde gelmemiz gerektiğini söyledi. Durumumu özel bir doktor ve bir hemşire takip ettiği için acil bir durumda onlara ulaşmamız yaşanan herhangi bir olayda daha hızlı çözüme ulaşmalarını sağlayacaktı. O gün öğleden sonra hastanede işimiz bitti ve birlikte eve gittik. Eve girmemizle babam adresi aldığımız komşumuzu aradı. Komşudan durumu ve gittikleri yeri teyit etti. Gittikleri kişinin nasıl biri olduğunu sordu. Onlardan aldığı yanıtla babamın yüzü değişmişti. Teşekkür ederek telefonu kapattı. Ne olduğunu sorduğumdaysa anlatmaya başladı. Evladım, sizin gittiğiniz adres doğru ama gittiğiniz kişi yanlışmış. Nasıl yani baba? Nasılı şu evladım? Komşunun tarif ettiğine göre gittiğiniz kişinin 70'lerde yaşlı bir adam olması gerekiyormuş ama siz gittiğiniz adreste bir kadınla görüşmüşsünüz. Yani annemin bunu bilmesi pek mümkün değil baba. Kadın ocan havliyle sormuş, adresi öğrenmiş. Büyük ihtimal erkek mi, kadın mı diye sormak aklına bile gelmemiştir. Büyük ihtimalle öyle evladım ama ne olduğunu gidip öğrenmemiz lazım. En azından doğru kişi kimse onu bulmamız gerek. Babamla birlikte üzerimizi değiştirdik ve geçenki adrese gittik. Babam kapıyı açan kişiye asıl adını öğrendiği adamın nerede olduğunu sordu. Kapıyı kadının yardımcısı açmıştı ve beni görünce tanımış, içeriye buyur etmişti. Bu defa sıra beklemeden kadının yanına aldı bizi. Durumun acil olduğunu biz gitmeden kadına söylemişti. Kadının suratı beni görünce birden değişti ve gözleri büyüdü. Babam öfkeli bir tonda kadının kim olduğunu ve adamın nerede olduğunu sordu. Kadın başta kemküm etse de babamın üzerine yürümesiyle bülbül gibi ötmeye başladı.
Aslında komşumuzun gittiği kişi kadının babasıymış ve kısa süre önce vefat etmiş. Ölümü ani şekilde gerçekleşince kimseye el verememiş. Adamın yardımında olanların bir kısmı ölümünün ardından gitmiş. Geri kalan bir kısım güçsüz ve yaşlı cinse kadına geçmiş. Kadın da babası sağken yardım ettiği için babam yapabiliyorsa o cinler yanıma geçtiği için ben de yapabilirim diyerek işe koyulmuş. İlmi tam olmadığı için yanında kalan birkaç güçsüz cinin tariflerine göre iş yapıyormuş. O yüzden dolayı da ben de dahil gelenlerin hiçbirine hiçbir zaman yardımı dokunmamış. Babam öfkeyle kadının yakasına yapışacağı sırada ben araya girdim ve hadi baba gidelim. O insanları kandırıyor. Eninde sonunda belasını bulur dedim. Odadan çıkacağımız sırada kadın bana seslendi ve bana koruma için yaptığı muskayı babasının yaptığı gibi yaptığını ve içini açıp olup olmadığını kontrol etmemi söyledi. Babamla birlikte muskanın içerisini açtık, lakin annemin gözlerimin önünde koyduğu kağıdın yerinde olmadığını fark ettik. Demin demiştim ya, kadının gözleri büyüdü diye. Kağıdın kaybolduğunu anlayınca iyice korku sardı onu. Yardımcısına dönerek herkesi göndermesini ve gelen hiç kimseyi almamasını söyledi. Bizi de apar topar evden gönderdi. Babam evden çıkarken içeride olanların hepsine kadının bir sahtekar olduğunu ve hiçbir haltı beceremediğini söylemeyi de ihmal etmedi. Oradan çıktık ama ne yapacağımıza dair hiçbir fikrimiz yoktu. Akşam saati yaklaştığı için mecburen eve gittik. Babam annemin gelmesiyle orada ne olduysa hepsini anlattı. Annemin babamın konuşmasıyla yüzü tamamen düştü ve mahcup bir hal aldı. Senin bir suçun yok. Neyin ne olduğunu bilmemen normal. İlk defa başımıza böyle bir olay geliyor. Ne yapacağız peki? Yapacağımız şey belli. Bununla alakalı gerçekten işinin ehli birine görünmemiz gerek. Böyle birini nereden bulacağız? Henüz bunu ben de bilmiyorum ama bulabilecek birilerini tanıyor olabilirim. Siz evde oturup beni bekleyin. Ben size duruma göre haber vereceğim. Babamın evden çıkmasıyla annem yanıma geldi. Ben de onun dizlerine uzandım. Annem saçlarımı severken verdiği huzurdan dolayı gözlerim kendiliğinden kapandı. Rüyamda gittiğimiz kadını gördüm. Yanındayken ne yaşadıysak aynı şeyleri görüyordum. Kadının bize bakım yaptığı odanın içerisindeydik. Annemle birlikte aynı yerde oturuyorduk ama bu defa bazı farklılıklar vardı. Yanımızda gelmiş olan diğer insanların ikisinin hemen arkasında görünüşleri çok garip olan ufak tefek ve bir o kadar da cılız yaratıklar vardı. Bize okumalar yapan kadının arkasında ise diğer yaratıkları aratmayan ama görünüş olarak onlardan daha düzgün tipleri olan 6 yaratık vardı. Kadın bizleri okumalar yaparken iki kişinin arkasındaki yaratıklar bu okumalardan hiç etkilenmiyor, hatta kadınla dalga geçiyorlardı. Bu dalga geçmeler kadının son okumalarına kadar devam etti. Son okumaya geldiğinde ise kadının arkasında olanlar diğerlerini kovaladılar. Tabii bunda başarılı olabildiler mi? Bu pek söylenemez. Çünkü sonrasında gönderdikleri yaratıklar odanın başka bir tarafında kadının göremeyeceği bir noktada yeniden belirdiler. Kadın bana okuma yaparken esniyordum demiştim ya. Onun nedeni de aslında kadının yaydığı enerjiymiş. Etrafında harelenen çok fazla karmaşık renk vardı ve birbirlerine girmişlerdi. O okuma yapmaya çalıştıkça renklerde değişiklikler oluyordu ama az biraz düzelip sonrasında yine eski hallerine dönüyorlardı. Kadının bizlere kesip verdiği kağıtlar ise oldukça koyu olan harelenmiş enerji demetlerine sahipti. Son ana kadar olanların hepsini izledim. Yani birebir yeniden yaşadım. Son anda yerimizden kalktığımız sıradaysa asıl korkuyu yaşadım. Benim
Hemen gerimde olan duvarda içeriye tam girmemiş, sadece göz kısımları duvarda belli olan yaratıklar vardı. Sadece görebildiğim gözlerden biri bile o kadar korkunçtu ki anlatamam. Gördüğüm o gözlerin etkisiyle yerimden sıçrayarak uyandım. Annem başımı sevmeye devam ediyordu ve bu sıçramam onu da korkutmuştu. Annemin ne olduğunu sormasıyla gördüğüm rüyayı birebir anlattım. Yüzündeki endişeyi çok rahat bir şekilde görebiliyordum. İkimizin de ağzını artık bıçak açmıyordu. Zaten öyle bir durumda da aksinin olabilmesi pek mümkün değildi. Yaşadığımız bir olay vardı ve bunun ne olduğuna dair doğru dürüst bir fikrimiz yoktu ve kurtulup kurtulamayacağım konusu da belli değildi. Kara kara düşünürken annemin telefonu çalmaya başladı, arayan babamdı. Anneme bir şeyler söyledi, ardından da annem tamam diyerek telefonu kapatıp bana doğru döndü. Hadi oğlum, kalk bir abdest al, babam bizi almaya geliyormuş dedi. Önce ben, ardından annem abdest aldı ve babamı beklemeye başladık. Aradan çok zaman geçmemişti ki annemin telefonu yeniden çaldı ve babam arabada beklediğini söyledi. Annemle birlikte evden çıktığımız gibi soluğu babamın yanında aldık. Babamla birlikte arabada mahallemizden olan yaşlı bir hacı amca vardı. Arabadaki tek ses hacı amcanın adres tarif ederken çıkardığı sesti. Onun dışında kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. 3 saat boyunca hacı amcanın tariflerine göre ilerledik ve kendimizi çukurlarla dolu, çok kullanılmayan eski bir köy yolunda bulduk. Yolda o kadar fazla çukur vardı ki araba birinci vitesten yukarısını o yol boyunca göremedi. Yaklaşık 1 saat kadar da bu çukurlu yoldan ilerledik ve 2 kadar köy geçtik. Bu geçtiğimiz köylerde en fazla 10 ya da 15 hane yaşıyordu. Onlar da zaten köyün en yaşlı olanlarıydı. Üçüncü köyün sınırına geldiğimizde hacı amca, işte evladım, nihayet geldik. Şu yukarıda kalan lambası yanan eve gideceğiz diyerek araba içerisindeki son sözlerini söyledi. Köy diğer köylerden çok daha sakindi ve en fazla 4-5 hane vardı o kadar. Saatler epey ilerlemişti. Evin önüne gelmemizle ilk kapıyı açan hacı amca oldu ve biz de onu takip ettik. Evin kocaman büyük bir bahçesi vardı. Hacı amca bahçe kapısını açarak içeriye girince biz de peşinden girdik. Geldiğimiz evin sadece tek bir lambası yanıyordu. Onun dışında bahçesi ve çevresi karanlık olduğu için çok fazla bir şey göremedik. Hacı amcanın kapıyı çalmasıyla evin ahşap zemininden çıkan gıcırtılarla birinin geldiğini anladık. Kapıyı hacı amcayla hemen hemen aynı yaşta olan bir adam açtı ve hacı amcayı karşısında görmesiyle basamaktan indi ve hoş geldin kardeşim diyerek sarıldı. Onların sarılma faslının bitmesiyle adam bizi içeriye buyur etti. Gösterdiği odaya giderken döşemelerin çıkardığı sesler kendimi garip hissetmeme neden oluyordu. Bizi dışarıdan gördüğümüz lambası yanan odaya buyur etti. Odanın içerisi şimdiye kadar görmediğim garip şeylerle doluydu. Derilere yazılmış bir sürü ayet, duvarlara asılmış bir sürü, raflar dolusu kitap, içerisinde ne olduğu anlaşılmayan yüzlerce kavanoz ve daha sayamayacağım bir sürü garip şey vardı. Biz adamın gösterdiği yere oturduk. Ben anne ve babamın arasındaydım. Hacı amca ise hemen karşı tarafımızda olan arkadaşının yanında oturuyordu. Hacı amca ile adam bir süre kendi aralarında hal hatır üzerine konuştular. Çok uzun zamandır görüşmedikleri de konuşmalar arasında geçen şu kadar sene olmuş, bu kadar zaman olmuş gibi laflardan anlaşılıyordu. İkisinin konuşmasının bitmesiyle adam yerinden kalktı ve hemen geliyorum, siz oturun diyerek iç tarafa geçti. Aradan 5-10 dakika anca geçmişti ki elinde büyükçe bir tepsiyle geri döndü. Babam adamın kapıdan girmesiyle yerinden fırladığı gibi ''Aman hocam ne gereği vardı Allah aşkına, sana da zahmet veriyoruz'' dedi
ve elinden tepsiyi aldı. Yok evladım, ne zahmeti. Onca sene sonra kardeşimi yeniden görmeme vesile oldunuz. Hem yoldan geldiniz. Misafire hürmet sünnettir dedi. Babam tepsiyi onların daha rahat ulaşabileceği şekilde önlerine bıraktı ve bize bakarak oraya doğru oturmamızı işaret etti. Amca bizlere çay ve yanında atıştırmalık bir şeyler hazırlamıştı. Tepsinin yanına oturana kadar dikkatimi çekmeyen bir olay, oturduktan sonra dikkatimi çekmeye başladı. Üzerimde olan bütün ağırlık uçup gitmişti ve kendimi çok rahat hissediyordum. Hacı amca ve adamın çaylarından yudum almalarıyla bize bakıp "Hadi, ne duruyorsunuz?" demeleri bir oldu. Biz onlara bakarken adam, "Kendinizi evinizde gibi hissedin. Sizler de benim evlatlarım gibisiniz." dedi. Onların bu çıkışıyla babam da bize bakarak "Hadi" dercesine kafasıyla bir hareket yaptı. Ben de onun bu hareketiyle adamın getirdiklerinden birini alıp ağzıma attım ve rahat çiğneyebilmek için çaydan bir yudum aldım. Çiğnememin bitmesiyle ağzımdakileri yuttum. Yediğim şey boğazımdan geçip mideme giderken günlerdir acı çektiren neresi varsa acısının dinmesini sağlayarak ilerliyordu. Mideme girdiğinde ise ilk defa kendimi çok rahat hissettim ama bu çok uzun sürmedi. Benim yuttuğumu gören adam yan tarafına doğru dönerek temiz, tencere benzeri bir kaba aldı eline ve bana dönerek uzattı. Ben ne olduğunu anlamaz şekilde adama bakarken ne için uzattığını çok geçmeden anladım. Midem bir anda öylesine bulanmaya başladı ki anlatamam. Ne yapacağımı bilmez haldeydim. Adam halimden durumumu anlamış olacak ki al evladım, içinde olan zehri buna çıkaracaksın dedi. Tam kabı aldım odadan çıkacakken adam gitme evladım. Dışarısı senin için tehlikeli. Tek seferde ne varsa çıkacak zaten. Kendini rahat bırak dedi. Adam bunları söylemişti ama ben yine de kendimi rahat hissedemiyordum. Evladım, daha fazla tutmaya çalışma kendini ve bırak içinde olan her şeyi. Adamın bunu söylemesiyle kafamı kaba gömdüğüm gibi tek bir öğürmeyle ne varsa çıkardım. Normalde günlerdir doğru dürüst bir şey yemiyordum ve en son burada ağzıma bir şey atmıştım ama buna rağmen o kadar çok şey çıktı ki anlatamam. Kafamı kaldırdığım sırada ne ara geldiğini bile anlamadığım adam elini sırtıma koyup "Geçti evladım, ver bakalım kabı bana" dedi. Normalde oda içerisinde hareket ederken alt döşeme tahtalarından çıkan gıcırtı her nasılsa adamın bana geliş anında hiç ses çıkarmamıştı. Ya da ben duymamıştım, bilemiyorum. Adamın yanımdan ayrılmasıyla annem çantasından bir mendil çıkararak yanıma geldi. Adam anneme "Telaş yapmayın, hiçbir yerine bir şey bulaşmadı. Her şeyi tertemiz çıkardı" dedi. Gerçekten de öyle olmuştu. Ne ağzımın içerisinde kötü bir tat vardı ne de herhangi bir yerime bir pislik bulaşmıştı. Adam benden aldığı kabı duvar tarafında olan ocağın dibine bıraktı ve üzerine bir örtü örttü. Ardından da bize doğru dönerek "Onunla işimiz henüz bitmedi. Kaldığımız yerden sofraya buyurun, sonra size detaylı olarak anlatacağım" dedi. Çok tuhaf bir ortamın içerisindeydim ama itiraz edecek ya da sözlerini ikiletebilecek bir pozisyonda değildim. Annemle birlikte dediğini yaparak yerimize geri döndük. Tepsinin önüne oturmamızla adam bana doğru bakarak "Hadi evladım, artık rahat rahat gönlün ne istiyorsa onu yiyip içebilirsin" dedi. Benim itiraz eder şekilde olan bakışımı fark etmesi ise uzun sürmedi ve "Sen canını sıkma evladım. Her şey Allah'ın izniyle düzelecek. İçindeki zehri attın. Bundan sonra kusma ya da yanma olmayacak. Rahat rahat ye, iç, midene bir şeyler girsin" dedi. Dedim ya, adamı ikiletebilecek bir durumda değildim ve ne derse yapmak konusunda içimde bir istek vardı. Dediğini yaparak az evvel yediğimden bir tane daha alıp ağzıma attım ve bardağımdan bir yudum daha aldım. O an o kadar rahatladığımı hissettim ki bu duyguya
ne kadar hasret kaldığımı da ancak o an anlayabildim. Bardağımdan aldığım her yudum benim kendimi daha iyi hissetmeme yarıyordu. Aradan yarım saat kadar geçti ve çay sohbet faslı bitti. Adam getirdiği tepsiyi aynı şekilde alarak içeriye gitti. Geri gelmesi 10 dakikayı bulmuştu. O içerideyken biz de eski yerlerimize geri dönmüştük. Döşemedeki tahtalardan çıkan sesle adamın geldiğini anlamamız uzun sürmedi. Adam bir omzuyla kapıyı itekleyerek bu defa da elinde başka bir tepsiyle gelmişti. Getirdiği tepsi öncekine nazaran daha ufaktı ve götürüp ocağın yanına doğru bıraktı. İçinde olduğumuz ay yaz aylarından biriydi ve adamın evi buna rağmen serindi. Adam ocağın yanına tepsiyi bıraktıktan sonra yan tarafta olan odunlardan birkaç tane alıp ocağın içerisine attı ve birkaç dakika içerisinde tutuşturdu. İçeride bunalacağız diye düşünürken tam aksi oluyordu ve içerisi ateş yanmasına rağmen giderek serinliyordu. Sadece bende mi problem vardı? Bunu anlamak için anne ve babama baktım. Onlarda da durum aynıydı. Adam bana doğru dönerek "Gel bakalım evladım, şöyle karşıma otur." dedi. Yerimden kalkıp adamın karşısına oturmamla orta kısmımıza benim kustuğum kabı aldı ve üzerindeki örtüyü açtı. O an karşımda gördüğüm manzarayla resmen hayatımın en büyük şokunu yaşadım. Kabın içerisinde küçük et parçaları, birbirine düğümlenmiş ipler ve katlanmış olan kağıtlar vardı. Bunu adamın koyabilmiş olması mümkün değildi. Beni de zaten en çok bu şaşırtmıştı. Çünkü adam benden aldığı gibi götürüp ocağın yanına bıraktı ve üzerine örtü örttü. Ardından da kimse o kabla uğraşmadı. Benim kustuğum zaman ise bunlar var mıydı, yok muydu bir türlü hatırlayamıyorum. Kusuşum diğerkilerine nazaran tek seferde ve çok hızlı olmuştu. Benim şaşkınlığım bizimkilerin de dikkatini çekmişti ve adama ne olduğunu sormuşlardı. Adam oldukça sakin ve kendinden emin şekilde az evvel oğlunuzun günlerdir perişan hale gelmesinin ve sürekli kusup erimesinin nedeni olan birkaç ufak parçayı bulduk. Oğlunuzun midesinden bu parçalar çıktı, isterseniz gelin bakın. Adamın bu sözüyle bizimkiler iyice meraklandılar ve yerlerinden fırladıkları gibi kabın içerisine baktılar. Onlar da benimle aynı durumun içerisine çok geçmeden girdiler. Onların bakma işi bitince adam Allah büyük. Allah'ın izniyle gereken neyse yapacağız. Siz hiç canınızı sıkmayın ve bolca Allah'a dua edin dedi. Onlar yerlerine döndüklerinde ise adam katlanmış olan kağıtları bir maşayla tutup getirdiği tepside olan bir şişeyi alarak dualar eşliğinde üzerlerine döktü. Kağıtların iyice temiz olduğundan emin olduktan sonra alıp yan tarafa doğru bıraktı, ardındansa aynı işlemi düğümlenmiş olan ip parçalarının üzerine de yaptı. İpleri de kenara aldıktan sonra kafasını kaldırıp bana doğru baktı. Ardından "Bak evladım, birazdan görecek ya da duyacakların sana pek inandırıcı gelmeyebilir ya da kendini kötü hissetmene sebep olabilir. Ama emin ol, gerçek neyse onların hepsi bugün açıklığa kavuşacak." dedi. Ne olacaksa olsun, ben her şeye hazırım diye karşılık verdiğimde ise az evvel yıkadığı kağıtlardan birini eline aldı ve dualar eşliğinde ilk kağıdı açmaya başladı. Açtığı her kat benim kendimi çok kötü hissetmeme neden oluyordu. İlk kağıdı ardından da ikinci kağıdı açtı. O bunu yaparken kustuktan sonra rahatlamış olan ben bu defa tam aksine kendimi çok daha kötü hissediyordum. Kağıtları açma işi bittikten sonra çevirip bana doğru gösterdi. Kağıtlarda çok garip semboller ve daha önce görmediğim bir yazı türü vardı. "Bak evladım, bunlar sana yapılmış olan büyülerin ilki. Bu büyülerle sana etki edemedikleri ve istedikleri neticeleri alamadıkları için yan tarafta
yerde olan iplerle ayrı bir büyü daha yapmışlar. Yaptıran kişi de nasıl bir hırs varsa ilkinin az etki göstermesi yetmemiş, ikinciyi yaptırmış, o da yetmeyince artık seni öldürmeyi kafaya koyup rüyalarında gördüğün o çivili sabun büyüsünü yapmış. Sırayla ilk yapılandan itibaren bu büyüleri bozmaya başlayacağız ve en son büyüyü bozduğumuzda eski hayatına geri dönebileceksin. Allah razı olsun. İyi hoş dersiniz ama bunları bana kim, ne şekilde yedirmiş olabilir? Yani bu parçaları yiyip de fark edememiş olmam nasıl mümkün olabilir? Üstelik kaç gündür de kusuyorum. Bunlar o zaman neden çıkmadılar? Anlatacağım evladım. Onların da sırası gelecek ve anlattığımda neyin ne olduğunu çok ama çok iyi anlayacaksın. Önce bu iki kağıttan başlayacağız. Sonra ipleri, en sonundaysa dereye atılmış olan o sabunu halledeceğiz. Bu kağıtlar bir anlaşmanın metinlerini içeriyor. Gördüğün sembollerse anlaşma yapılan cinlerin mühürleri. İlk yapılan büyü, senin boşandıktan sonra görüştüğün insanlara hiçbir şekilde güvenmemeni ve kiminle görüşürsen görüş, bir türlü neticeye erdirememeni, yani kısa zamanda bitirmeni sağlamak için yapılmış. Daha önce görüştüğün insanları hatırlarsan, hepsinden ayrılırken kendince mantıklı olan ama aslında hiçbir anlamı ve geçerliliği olmayan bahaneler üretmene vesvese vererek neden olmuşlar. Bahanelerin hepsi elle tutulur bahaneler değil. Sadece kendini kandırmışsın. Diğer yandansa bu kağıtlar aracılığıyla büyü için görevli olan o cinler seninle konuşma içerisine giren kişileri de rahatsız ederek hemen senden soğumalarını sağlattırmış. Şu gördüğün iplerden birisi kaderinin tamamen düğümlenmesi, hayatının ters yönde gitmesi için yapılmış. Bir diğeri senin aklını bağlamak için. En kötüsü ise sonuncu olan. O da erkekliğinin bağlanması için yapılmış. Şimdiye kadar fark ettin mi bilmiyorum ama uzun zamandır sende erkekliğine dair bir hareketlilik ya da bir istek durumu söz konusu değil. Hocanın bunu söylemesiyle kendi hayatımı sorguladım ve aslında gözden kaçırmış olduğum büyük bir olayı fark ettim. Uzun zamandır herhangi bir fikrim ya da düşüncem o yönde olmuyordu ve ben kendimi kandırarak hareket ediyordum. Hocanın da dediği gibi kendimce saçma sapan bahanelerim vardı. İlki, görüştüğüm insanların ilk evliliğimde olan problemleri yeniden bana yaşatacaklarını düşünmek ve bu yüzden onlarla görüşmeyi kesmek. İkincisi ise işte çok yoğun çalıştığım için yoğunluktan kendi benliğime zaman ayıramıyor oluşum. Burada hepsini tam olarak anlatamıyorum ama beni dinlediğinizde ne demek istediğimi üstü kapalı da olsa az çok anlayabileceksiniz. Birkaç dakika boyunca hocanın söylediklerini düşündüm ve kafamı kaldırarak haklısınız hocam. Kendimce bir şeyleri bahane ederek kaçıyordum. Siz söyleyince bunu anlayabildim. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Ben bunları okumalar eşliğinde bozacağım. Çünkü bunlardan kaynaklı bir musallat problemin söz konusu değil. Şimdi yapılan anlaşmalarla bazı varlıklar bağlanmış. Onları okumalarla bozacağım. Son büyüyü ise mecburen yerine giderek temizlememiz gerekecek. Hoca bunları söyledi ve hemen ardından okumalar eşliğinde büyülerin bozumu için çalışmaya başladı. Hiç ara vermeden 40-50 dakika kadar okumalar yaparak bozum için gerekenleri yaptı. Okumalar arasında da ara ara gözlerimin içine bakarak duaların sonunda amin deyip suratıma üflüyordu. Onun yaptığı bu çalışma sırasında ben de üzerimden kalkan ağırlığa şaşırıyordum. O kadar uzun zamandır aynı ruh haline sahiptim ki kendimin farkına bir türlü varamamıştım. Nasıl desem, içinde olduğum durumu normal hayatım olarak adlandırıyordum ve buna göre yaşıyordum. Okumanın bitmesiyle üzerimden öyle bir ağırlık kalktı, öyle bir rahatladım ki anlatamam. Kafamın içerisinde olan bütün düşünceler adeta uçup gitmişti. Bomboş bir zihne, huzur dolu bir ruha kavuşmuştum.
Hoca işini bitirmesiyle bana baktı ve şimdi kendini nasıl hissediyorsun, söyle bakalım evladım dedi. Ona içinde olduğum durumu anlattığımda gülümseyerek bu hal senin gerçek halin. Çok uzun zamandır yaşadığın problemlerden kaynaklı sürekli bir düşünce ve sıkıntı içindeydin. Evet, bunu siz okumalar yaparken ben de çok iyi anladım. Eski beni, yani seneler önceki mutlu halimi tamamen unutmuş durumdaydım ve şimdi sizin sayenizde eski halimi yeniden hatırladım. Kendimi bulutların üzerinde gibi hissediyorum. Hoca, gülümsemesine devam ederek bozduğu büyüleri ve kabın içerisinde olan eşyaları alıp ufak bir torbanın içine doldurdu ve hadi vakit artık gitme vakti. Daha fazla gecikmeden geri kalan işleri de bitirmemiz gerek dedi. Onun bu sözüyle hepimiz ayağa kalktık ve çıkmak için hazırlandık. Kapıya çıkacağımız sırada hoca bize doğru dönerek gideceğimiz yere bu kadar kalabalık gitmemiz tehlikeli olur. Eski dostum ve hanım kızım, sizleri evlerinize bırakacağız. Sen çocuklarınla ilgilenirsin, onların başında durman çok daha iyi olur. Kardeşim, seni ise gideceğimiz o bölgede yormak istemiyorum. İşimiz bittikten sonra yeniden yan yana geliriz. Annem normalde itiraz eder ve geleceğim diye tuttururdu ama ben nasıl her denileni istemsiz olarak yapıyorduysam o da bunu bir fiil yapıyordu. Evden ayrılıp hızla arabaya geçtik. Ön koltuğa bu defa Hacı amca yerine Hoca efendi geçti ve babama bu defa yolu o tarif etmeye başladı. Bizse arka koltukta ağzımızı bıçak açmadan oturuyorduk. 3-4 saatlik yolculuğun ardından Hacı amcayı evine, annemi ise bizim eve bıraktık. Arabada sadece üçümüz kalmıştık ve hoca ısrarla vakit kaybetmememiz gerektiğini söyleyerek bizi acele ettiriyordu. Öğlen saatlerine kadar yolculuğumuz devam etti ve Hoca Efendi'nin sözüyle babam bir kasabanın içerisine girdi. Oradan almamız gerekenleri alarak yola kaldığımız yerden devam ettik. Birkaç saat kadar daha yolculuğumuz devam etti ve sık ağaçların bulunduğu ormanlık bir alanda yine hocanın sözüyle durduk. Hocanın gösterdiği büyük bir ağacın dibine geçerek oturduk ve yol için yanımıza aldıklarımızı tükettik. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar orada oyalandıktan sonra vakit yaklaşıyor, artık gidelim diyen hocanın sesiyle harekete geçtik. Hoca, ne ara arabaya bıraktığını anlamadığım ve görmediğim bir heybeyi arabanın bagaj kısmından aldı ve ardından yola koyulduk. Ormanın içerisinde 3 saat kadar durmadan ilerledik. Yürüyüşün sonuna yaklaşırken rüyamda gördüğüm yere oldukça benzeyen bir yerde olduğumuzu ancak anlayabildim. Bir süre daha yürüyüşümüz devam etti ve rüyamda gördüğüm yere geldik. Ben, hocaya gittiğimizden beri hiçbir şey anlatmamıştım, lakin o hem benim yaşadıklarımı anlatmıştı hem de bu yeri benden bilgi almadan bulmuştu. Bunu nasıl yaptığı hakkında dediğim gibi o an için hiçbir fikrim yoktu ama buna rağmen ona derin bir hayranlık ve güven hissetmeme neden olmuştu. Hoca tam benim rüyamın başlangıç yeri olan noktada durdu ve bize doğru dönerek geldik artık. Geri kalan işimizi burada halledeceğiz. O yüzden hazırlık yapmamız lazım dedi. Hoca taşıdığı heybesinden bazı malzemeler çıkardı ve yere 4-5 kişinin rahatlıkla sığabileceği bir halka çizdi. Halkayı çizme işini bitirmesiyle çıkardığı malzemelerden bazılarını kullanarak çizdiği yeri doldurdu. Çok ince bir çizgi olmasına rağmen çok düzgün ve hassas şekilde doldurup tamamlanmıştı. Halkayla işinin bitmesinin ardından içerisine girdi ve orada da bazı hazırlıklar yaptı. Toplamda 1,5 saat kadar da bu işler sürmüştü. İşlerinin bitmesiyle çoraplarını çıkardı ve paçalarını yukarıya doğru sıyırdı. Ardındansa dereye doğru yürümeye başladı. Gittiği yön benim rüyalarımda kustuktan sonra gittiğim ve sabunu gördüğüm yöndü. Hoca yaşına rağmen bizden daha iyi hareket ediyordu. Dikkatli hareketlerle derenin içerisine girdi, ardından sabunun olduğu taşların dibine giderek
artık parlaklığını yitirmiş olan ve neredeyse bitme noktasına gelmiş olan erimiş çivili sabunu eline aldı. Elini suyun içerisinden tam çıkardığı sırada beynim uyuşmaya, dizlerim titremeye başladı. Dengemi kaybedip yıkılacağımı anladığımda hemen bir iki adım önümde olan babama seslendim ve elimi babamın koluna doğru attım. Tam kolunu tutacağım sıradaysa daha fazla dengemi sağlayamayıp sol yana doğru devrildim. Gözlerim kapanırken babam telaşla hocam diye bağırdı. Hocaysa oldukça sakin şekilde merak etme, bir şey olmadı, ben geliyorum şimdi dedi. Yere devrilmiş, kafamı toprakla buluşturmuştum ama kendimden geçmemiştim. Gözlerim kapalıydı. Krize girmiş gibi sürekli kasılıyordum. Kulağıma gelen ayak seslerinin ilkinden babam olduğunu, ikinci gelen sesin de hocaya ait olduğunu anlamam zor olmadı. İkisi de başucuma çöktüğünde hoca konuşmaya başladı. Sakin olun, korkulacak bir olay yok. Büyü yakın tarihlerde yapılmasına rağmen konulduğu yer suyun hızla aktığı bir yer olduğu için sabunu çıkardığım sırada büyü vasıtasıyla sabuna bağlanmasından ötürü bu şekilde devrildi. Sabunun yanına gidene kadar erime noktasına bu kadar yaklaştığını fark edemedim. Elimi sabuna attığım sırada yarısına yakını suyla beraber akıp gitti. Delikanlı da bir anda olan değişimden dolayı bu hale geldi dedi. Ne olacak hocam, ne yapmamız lazım diyen babamın sesine hoca gecikmeden cevap verdi. Önce bu sabunu heybemden çıkardığım bir kabın içerisine koyacağım ve az da olsa geceye kadar kurumasını bekleyeceğiz. Sabunu kaba bıraktıktan sonra oğlunu kendine getireceğim. Hoca çok geçmeden dediğini yaptı ve yerde kıvranan benim başıma gelerek sağ kulağıma doğru eğilip okuma yaptı. Hocanın ağzından çıkan her kelime beni biraz daha iyi hissettiriyordu ve toparlanmama etki ediyordu. Epey zaman hoca bu okumasına devam etti ve bir elini okumayı bitirene yakın gözlerimi kapatıp amin diyerek sağ kulağıma üfledi. Hadi evladım, geçmiş olsun, gözlerini açabilirsin diyerek elini de gözlerimden çekti. Babamın yardımıyla olduğum yerde doğruldum ama bildiğiniz bitik haldeydim. Hocayla ikisi koluma girdiler ve hocanın önceden hazırladığı çemberin içerisine götürerek beni oturttular. Hoca heybesindeki su şişesini çıkardı ve başucuma gelerek avucunu suyla doldurdu. Hemen ardındansa bazı dualar okuyup avucuna üfledi ve bana besmele çekerek içmemi söyledi. Dediğini yapmamla titremelerim azaldı. Aynı işlemi İki kere daha tekrarladı. Eskisine nazaran daha iyi haldeydim. Babam başımı severek nasıl olduğumu sordu ve benden aldığı biraz daha iyiyim yanıtıyla hocaya doğru dönerek ne yapacağız dercesine baktı. Hoca, babamın aklını okumuşçasına havanın kararmasını beklememiz lazım. Yapılan bazı anlaşmalar var ve o anlaşmaların bozumu için anlaşmanın yapılmış olduğu kabileden cinlerle görüşmemiz gerekiyor dedi. Onun bu sözü hem beni hem de babamı korkutmaya yetmişti. Hava kararına kadar orada bekledik. Güneşin dağların ardında kaybolmasıyla hoca bize bakarak vakit geldi, hazırlığımızı tamamlayalım dedi. Onun bu sözüyle yerimizden kalkıp derede abdest aldık. Abdestin ardından önceki halkaya geri döndük ve vaktin dolmasıyla hocanın imamlığında akşam namazını kıldık. Namazın bitmesiyle hoca bize doğru döndü ve birazdan görecekleriniz ve işitecekleriniz korkmanıza sebep olabilir ama Allah'ın izniyle gereken neyse yapıp büyüyü bozacağız ve evladımızı bu dertten kurtaracağız. İkiniz de ne olursa olsun bu halkadan dışarı çıkmayacaksınız. Bu halka onların girmesini engelleyecek ve bizi onlardan koruyacak. Onları görmeniz, duymanızdan daha fazla korkmanıza neden olacağı için gözlerinizi açmamanız sizin faydanıza olur dedi. Babamla birlikte emrin olur hocam diyerek karşılık verdik. Hoca çemberden dışarıya doğru çıktı
ve buraya gelirken neden topladığını anlayamadığımız kuru dalları bir araya getirip ateş verdi. Dalların tutuşmaya başlamasıyla halkanın içerisine geri döndü ve hazırsanız başlayalım dedi. Bizden aldığı yanıtla tam karşımıza bize bakacak şekilde oturdu. İkimizin de gözlerini kapatmasıyla ortamıza almış olduğu küçük tasa dışarıdaki ağaçlar gibi ateş verdi. Gözlerimiz kapalı olmasına rağmen yaktığı ateşin parlaklığını çok rahat şekilde görebiliyorduk. Aradan 5 dakika kadar anca zaman geçmişti ki hoca okuma yapmaya başladı. Onun duaları okumaya başlamasıysa çevremizden sesler gelmesine neden oldu. Hoca 15-20 dakika boyunca bu okumaya devam etti. Çevremizden sürekli olarak ayak sesleri geliyordu ve giderek bize yaklaşıyorlardı. Hocanın okuması sonlandığında çevremizden büyük bir gürültü gelmeye başladı. Hani kalabalık bir ortama girersiniz de kimin ne konuştuğu anlaşılmaz ama omurtular da sizi rahatsız eder ya. Aynı öyle bir ortamın içerisindeydik. Ben Rahman ve Rahim olan Allah'ın rızası için musallat olduğunuz bu çocuğu sizden kurtarmaya geldim. Sizler bu çocuğa yapılan bir büyü ile geldiniz ve onu öldürmek niyetindesiniz. Bunu çok iyi biliyorum. Büyünün birkaç gün sonra eriyip kaybolacağını ve sizin de bu sabinin canına kıyacağınızı anlamak çok zor değil. Bir büyüye alet olduğunuz için inançsız kafirler olduğunuzu da çok iyi biliyorum. Ama sizler de eminim ki bir büyüye alet olmanın ne kadar yanlış olduğunu bilirsiniz. Cinlerin cinlerle ve cinlerin insanlarla arasında yapılan anlaşmaları da benim kadar sizler de bilirsiniz. Bunları bilmenize rağmen bu büyüye alet olmanız sizlerin suçlu olduğunun bir göstergesidir. Ben burada bir çocuğu kurtarmak için bulunuyorum ve onu sizlerin elinden almadan da dönmeyeceğimi sizler de biliyorsunuz. Kabilenizden de beni tanıyanlarınız mutlaka vardır. Yoksa bile sizi buraya davet ettiğim andan itibaren karşınızda kimlerin olduğunu öğrenmek için her yeri dolaşıp bilgi almış olmalısınız. Şimdi, lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Yapılan bu büyüyü burada bozacağım ve sizler bu çocuktan ve ailesinden uzaklaşıp bir daha yakınına yaklaşmayacaksınız. Büyüyü bozduktan sonra bunu sizlerin daha iyi anlayabileceği şekilde anlatacağım. Hoca bunları söyledi ve ardından bize seslenerek gözlerinizi kapalı tutmaya devam edin. Şimdi büyüyü bozmaya başlayacağım. Bu seni biraz rahatsız edebilir evladım ama ne olursa olsun dediklerimi aklınızdan çıkarmayın. Büyüyü bozduktan sonra da gelip çevremizi sarmış olanları def edip Allah'ın izniyle sizleri buradan kurtaracağım dedi. Hoca okumaya başladı ve ardından da ben de tuhaflıklar olmaya başladı. Gözlerim kapalıydı ama nasıl olduğunu anlamadığım şekilde tam net olmasa da hocanın yaptıklarını görebiliyordum. Cinlerle göz göze gelmemek ve onları görmemek için gözlerimi ne kadar sıkı sıkıya yumsam da bu durum bir türlü değişmiyordu. Hoca eline aldığı sabun olan kabın içerisine okumasını sonlandırıp üfledi. Ardından sabunun içerisinde yer alan çivilerden bir tanesini çekti. Onun bunu yapmasıyla gözlerim kapalıyken olan görüşüm daha da keskinleşti. Başım önüme eğikti ama yine de yaptığı şeyleri görmeye devam ettiğim için kafamı daha da eğdim. Bu yeterli gelmeyince sağ elimle de gözlerimin önünü tamamen kapattım. Hoca yeniden okumaya başladı ve aynı işlemi tekrarladı. Ne yaparsam yapayım olanları görmekten kendimi alamıyordum. Gözlerim tamamen kapalıydı. Önünde de elim vardı ama o an anlamadığım şey görüntülerin zihnimde oluşuydu. Görmem mi gerekiyordu bu olanları yoksa ben kafamdan mı hayal edip uyduruyordum? Olanlardan o an için emin olun hiçbir fikrim yoktu. Hocanın her bir çivi için aynı şeyi tekrarlaması benim görüntümün de daha netleşmesine ve çevremizde ne varsa hepsini bir fiil görmeme neden oluyordu.
Gördüğüm görüntüler kalbimin çok hızlı çarpmasına ve korkudan tir tir titrememe neden oluyordu. Gördüğüm şeylere daha fazla dayanamayarak secde edercesine yere kapaklanıp kafamı toprağa dayadım. Yok, ne yaparsam yapayım, çevremizi sarmış olanları ve hocanın yaptıklarını bütün detaylarıyla görüyordum. Hoca, bu yaptığım şeyleri gördüğünü ve çevrende olanları işittiğini biliyorum. Korkma, sakinleşmeye çalış. Ben ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim. Büyünün konulduğu yerden, yani dere yatağına konulmasından kaynaklı sonuna doğru yaklaşıldığı için onlarla aranda bir bağ oluşmuş, perdelerin aralanmış. Ben bozmaya çalıştığımdaysa bu perdeler giderek açıldı. Şu an gözlerin kapalı olsa da zihninde onları görüp duyuyor olman kalp perdelerinin ve göz perdelerinin açılmasından kaynaklı. Şimdi sakin ol ve sakın bir delilik yapayım diyerek kaçmayı falan aklına getirme. Bu halkadan çıktığın andan itibaren ailen bir parçanı bile bulamaz. O şekilde istersen kalmaya devam et. Büyünün sonuna yaklaştık. Çok az bir işimiz kaldı. Ondan sonra her şey bitecek Allah'ın izniyle dedi. Hoca konuşmasını yaptıktan sonra yeniden okumaya başladı ve kabın içerisindeki sabuna yapıştırılmış olan daha öncesinde benim görmediğim ya da babamın görmediği bana ait resmim ve bazı eşyalarımın sabundan ayrılma süreci başladı. Hoca okumalar yaparak bana ait olan şeyleri sabundan ayırdı ve sadakallahul azim, çok şükür bitti evladım, büyüyü bozduk Allah'ın izniyle dedi. Daha sonra çevremizde olanlara, sizin artık bu gençle işiniz kalmadı, verilen ruhsat iptal edildi diye bağırdı. Hocanın böyle bağırmasıyla çevremizde olanların sesleri bir anda arttı ve bu durumdan hiç memnun olmadıkları da hal ve hareketlerinden belliydi. Homurtuların iyice yükseldiği sırada hoca tekrar konuşmaya başladı. Bu çocuğun size kurban olarak verildiğini söylüyorsunuz ama ben büyüyü bozduktan sonra bunun bir anlamı yok. İlla kurban almak istiyorsanız büyüyü yaptırıp sizi kullanana ya da bu çocuğa sizi musallat ettiren kişiye gidip ne istiyorsanız yapabilir, onu kurban alabilirsiniz. O beni ya da buradakileri ilgilendirmiyor dedi. Çevremizde olanlar hocanın bu sözüyle pek mutlu olmadılar ve etrafımızdan buldukları şeyleri üzerimize doğru atmaya başladılar. Hoca onların bu davranışıyla oldukça sinirlendi ve ayağa kalktığı gibi gür bir sesle Kur'an'dan ayetler okumaya başladı. Bu çevremizde olanları daha da sinirlendirdi. Hoca da onlardan geri kalır değildi. Onun da öfkesi giderek artıyordu. Hızla heybesine eğilip içerisinden bir defter çıkardı ve deftere birkaç kelime yazdıktan sonra yazdığı sayfayı kopardığı gibi ilk başta yakmış olduğu köz halindeki tasın içine attı. Kağıdın közle buluşmasının üzerinden çok geçmeden normalde isteseniz de yakamayacağınız şekilde bir anda parladı ve puf diye yanıp söndü. Ateşin sönmesiyle üç ayrı yerden ayrı ayrı çığlıklar yükseldi. Bu çığlıkların yükselmesi çevremizi sarmış olanların korkup birkaç adım geri atmalarına neden oldu. Hoca tekrar deftere yazı yazmaya başladığı sıradaysa sesini iyice yükseltti ve ben buradayken bu insanlar ve aileleri benim korumamdayken onlara kimse zarar veremez. Allah şahidimdir ki hepinizi gözümü kırpmadan saatlerce de günlerce de sürse öldürmek için ne gerekiyorsa yaparım. Şimdi ya benimle anlaşmaya uyarsınız ya da ben gereken neyse onu yapmaya başlarım. Hocanın bu çıkışı çevremizi sarmış olanların geriye doğru çekilerek gözden kaybolmalarına neden oldu. Hoca defter ve kalemi kenara bırakarak başucuma geldi. Elini kafama koyarak beni olduğum yerden kaldırdı. Ardından kulağıma bazı dualar okudu ve elini gözlerimin önünden geçirip kalbimin üzerine koydu. Onun yaptığı bu hareketler gözlerim kapalıyken gördüğüm her şeyin bir anda ortadan kaybolmasını sağladı ve simsiyah bir boşluğun içerisinde kendimi buldum. Hoca
bahsetmiş olduğu açılan perdeleri geri kapatmıştı. "Benimle işinin bitmesiyle tamamdır evladım, gözünü açabilirsin," dedi. Benim gözümü açtığım sıradaysa babamın yanına gitti ve aynı işlemleri ona da tekrarladı. Babam gözlerini açar açmaz "Bitti mi hocam, kurtulduk mu?" diye sordu. Hoca aldığı bu soruyla "Bitti evladım, çok şükür yavrunu kurtardık. Bundan sonra herhangi bir şekilde gelip musallat olmaya çalışamazlar," dedi. Sabaha kadar o halkanın içinden çıkmadık ve hocanın önderliğinde durmadan namaz kıldık. Tövbe namazlarını ve şükür namazlarını da bitirmemizin ardından sabah namazını kıldık ve gitmek için halkadan dışarıya çıktık. Hoca taslarını temizleyip derede yıkadı, daha sonra çantasına koydu. Biz toparlanırken evden buraya getirdiklerimiz ve burada bulduklarımız ne varsa hoca hepsini yaktı. Ateşin söneceği zamana kadar bekledik. Ardından hoca üzerlerini örttü ve bize doğru dönerek "Çok şükür her şey bitti. Geriye sizleri cinlerden gizleme işi kaldı. Onu da yaptıktan sonra tamamen eski hayatınıza geri dönebileceksiniz," dedi. Hızlı şekilde oradan ayrıldık ve direkt hocanın evine gittik. Hoca, kendi arkadaşı da dahil ailemizden olan herkes için aynı koruma ve gizleme işlemlerini yaptı. İkindi vaktine kadar işlerimiz devam etti ve ardından evden ayrıldık. Bizim eve doğru giderken yolda hacı amcaya da uğrayıp onu da aldık. Evimize girmemizde annem ve kardeşlerim heyecanla çevremi sardılar. Ardından sarılmaların bitmesiyle annem hocaya döndü ve durumumuzu sordu. Hoca, kurtulduğumu ve bir daha böyle bir problem yaşamayacağımı ama yine de tedbir amacıyla her zaman dikkatli olmam gerektiğini sıkı sıkıya tembihleyerek anlattı. Daha sonra yapılmış olan muskaları, gizlemeleri ve korumaları evimizin çeşitli yerlerine yerleştirdi. O gece sabaha kadar oturduk ve yaşadığım şeylerle alakalı konuştuk. O gün öğrendim ki büyüyü bana eski kaynanam yaptırmış. Kızıyla evlenip boşanmış olmamdan dolayı tamamen beni suçluyormuş. Kızının yaptıklarını kendisi de gözüyle defalarca görmüştü ama beni suçlamaya devam etti. Ona göre kızıyla evlenip ayrılmış olmam hayatının mahvolmasına falan sebep olmuş gibi zırvalıklara inanıyormuş. Kızını güya kandırmışım, kullanıp bir kenara atmışım. Onda bana ait düğün resimleri ve bazı eşyalar olduğu için önce bütün kadınlarla konuşmamı engellemeye çalışmış ki kızıyla yeniden barışabileyim. İlk yaptığı şey onu pek mutlu etmemiş ve işini sağlama almak için de erkekliğimi falan komple bağlamış. Yaptığı bu şeylere rağmen kızına geri dönmeyince de öfkeden deliye dönmüş. Kızına dönmemi, dönmezsem de ölmemi sağlamak için derenin oradaki çivili sabun büyüsünü yaptırmış. Kızına dönseymişim büyüyü gidip kendisi çıkarıp bozdurtacakmış ama yaşadığım o sıkıntıların içerisinde kızı aklıma dahi gelmediği için ölmem kaçınılmazmış. İlk zamanlarda o büyüyü neden oraya kadar gidip bıraktığını anlamakta güçlük çeksem de sonraları denk geldiğim bir haritadan olayın nedenini kolayca anlayabildim. Büyünün konulduğu o dere eşimin annesinin köyüne birkaç kilometre mesafedeymiş ve büyüleri yaptırdığı kişi ya da kişiler de o civarda yaşayan insanlarmış. Kısacası hiç kimsenin akıl edemeyeceği ve kolay kolay bulamayacağı ortak bir noktaydı burası. Rüyalarıma girmesi ve hocanın bunu bilmesi yaşamamı sağladı. Raporumun bitmesiyle doktora gittim ve yeniden bir haftalık rapor aldım. Kafamı dinlemem ve kendimi toparlamam lazımdı. Son iznimin de bitmesiyle iş yerine gittiğimde eski karımın da izinli olduğunu öğrendim. Daha doğrusu onun arkadaşları yanıma gelerek söylediler. Annesinin cenazesi olduğu için bir süredir izinliymiş. O gece hocanın söylediği şey gerçek olmuştu ve büyü yaptıran her kimse bedelini ödemişti. İçim sızlıyor muydu? Emin olun hiç ama hiç sızlamadı.
Sadece eski karımın annesi öldüğü için arayıp başsağlığı verdim o kadar. Bunu yapmamın nedeni de insanlığın bende kalmasıydı, hepsi bu. Yapılan bu büyü işlerinden hiç kimseye bahsetmedim ve normal hayatıma geri döndüm. Aradan çok uzun zaman geçmedi ki üzerimdeki büyülerin etkisi kalktığı gibi yeni bir ilişkiye başladım ve her şey çok güzel gitti. Birkaç ay öncesinde ise ikinci eşimle evlendim. Şu an her şey hayatımda çok güzel gidiyor. Eğer üzerimde büyü ve benzeri bir şeyin olduğu anlaşılmasaydı, muhtemelen o rahatsızlıkları yaşadığım dönemden birkaç gün sonra ben de acıyla ölmüş olacaktım. Son olarak büyülerin bozulmasının üzerinden çok zaman geçmeden bizimkilerin adres aldığı komşumuzdan da bir haber geldi. O haberse bizim gittiğimiz kadının da çarpıldığı yönündeydi. Biz oradayken yaptığı şeyler bana musallat olan cinleri kızdırmıştı ama uğraşma gereğine girmemişlerdi çünkü bu onların da işine gelmişti. Kurtuldum sanacak, rahatlayacaktım, bu da ölümümü hızlandıracaktı. Anlayacağınız kandırılmam hoşlarına gitmiş olmalıydı. Büyünün bozulmasıyla ve verdikleri kayıplardan dolayı öfkeyle dolu oldukları için hızlarını alamayıp kaynanamdan sonra o kadına da uğramışlardı. O kadına da üzüldüm dersem yalan olur. Çünkü yardım için gelen hiçbir insana faydası olmuyordu ve biz ona inanarak hareket etmiş olsaydık şu an bu hikayeyi dinliyor olmazdınız. Büyü yapana bir şey oldu mu, o konuda hiçbir fikrim yok. Büyülerin midemden çıkma olaylarının ise çok farklı bir hikmeti varmış. Sır dendiği için anlatamıyorum. Hoca ile Hacı amcaya gelecek olursam, onlar da eskiden çok yakın dostlarmış. Aynı köylü oldukları için yedikleri içtikleri gençlik zamanında ayrı gitmezmiş. Hacı amca evlenmek istediği kızı vermedikleri için kaçırıp bizim mahalleye taşınmış. O gün iki eski dostun ayrılmasına neden olmuş. Hoca ikisinin kaçmasına yardım etmiş ve halkın sakinleşmesi için uzun zaman çaba sarf etmiş. İlmini Hacı amcanın kız kaçırmasından bir süre sonra askerlik yaptığı dönemde almış. Sınırda nöbet tutarken karlı bir gecede yanına gelen yaşlı bir adam vermiş. Neden verildiğiyle alakalı da konuşmalar oldu ama onları da paylaşmak istemiyorum. Gittiğimiz köyde babasının ve annesinin vasiyetinden dolayı kalmaya devam etmiş. O civarda yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek için senelerini vermiş. Anlayacağınız bazen öyle şeyler nasip oluyor ki insana nereden ne şekilde geleceği ya da nelere sebep olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. İçimi dökmeme ve yaşadıklarımı anlatmama fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.